Ondan Peki sonra ödül gecesine geri dönelim. Gülşen'i getirelim. Ay. Peki. Son dönemde tarzıyla konuşulan Gülşen geceye böyle maviler içinde katıldı. Bulut gibiyim dedi. Ya şimdi Gülşen aleyhinde bir şey konuşmak istemiyorum. Çünkü çok son dönemde özgürlüklerine, stil tercihlerine gereksiz yere yüklenildi. Ve herkes ağzı olan konuştu. Tabii ki ne istiyorsa giyer. Onda yani hiçbir şekilde transparandı, vay ahlakta ahlaksı hiç oralarda değilim. Öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hı. Şahsen ben transparan sevmem, ayrı konudur ama benim kendi zevkim. İstediğini herkes giysin. Ama yani stil ikonu olaraktan da böyle Susam Sokağı'nın kırpık kostümüyle Arif 216 arası bir şey gelmeyi yani başka bir şeyle birleştiremeyeceğim ben. Neden demek istiyorum sadece. Yani bunu hiç kimse "Aa Gülşen çok iyi olmuşsun. Bu saçta Aysel Güler'i hatırlattı rahmetli falan." deyip de yani kim saldı çok merak ediyorum gerçekten. Makyaj bir de değil mi? Böyle o farlar o böyle. Ya istediğini giyebilirdi. Yani her türlü Gülşen fiziği çok iyi olan biri. Evet. Kendi bir noktadan sonra da bu iddialı cesur sahne kostümlerinden geri basacağını da düşünmüyorum. Çünkü yok, olay başka bir yere gitti artık. Kendi özgürlüğü kısıtlanmış gibi hissedecektir ama bu bildiğiniz zevksizlik, onun için bir şey diyemeyeceğim yani. Evet. Öbür tarafta. Yani Gülşen'in kanlı canlı bir kadın olduğunu bilmese, yani Türkiye'ye birisi bugün gelse, turist böyle hani ne var sosyal medyada diye açsa, hiç bizim starları falan da bilmese, acaba bir robot Sofia'yı falan mı getirmişler? Gerçek mi? Etli kanlı canlı ki. Ya. Evet. Dışısı. Yani şey. Gerçek değilmiş gibi, robotmuş gibi. Ya da böyle şey, hologram tekniğiyle gitmiş. Bir ünlü şeyi alıp başka bir yere koyuyor. Avatarlar falan daha hoş. Yani göğüslerini bastırmış, o dekolte çok garip duruyor. Şu özellikle göbek kısmında olup biteni hiçbir şekilde çözemedim. Makyaj deseniz, yani farklı olmak adına bu kadar da zorlamak mı gerekiyor? Sahnede olsa. Yok, sahnede olsa. Sahnede olmaz. De mi olmaz diyorsun? Bence olmaz. Yani kendi beğenmiş bir şey diyemem. Çevresindekiler de beğenmiş de. Böyle bir trend yok. Böyle bir şey yok. Yani ne bileyim, çok garip uçlarda tasarımlar görebiliyoruz dünya podyumlarında. Ama bu bence kime gösterseniz güzel değil diyecek bir şey. Yani bu artık ortak zevkle alakalı ve vücut tipine de bu kadar spor yapan, bu kadar dikkat eden bir kadının bu vücudunu da bu kadar kötü göstermek de bir başarıdır yani. Evet, bu kadar nedir? Fit değil mi? Tabii her tarafından kas fışkırıyor. Evet yani. Karın kası falan görünüyor yani, çok hoş duruyor. Evet. Ona hiçbir o kaslara ihanet ediyor diyorsun. Ben, ben de makyajı ve suratına taktım. Gerçek değilmiş gibi yani, robotmuş gibi. Kaş yok ya, ondan kaşları açmışlar üstünde şey. Bir de böyle konuşma falan da yani saç baş. Ses verebiliyor muyuz peki? Çok mu markalardan bahsediyor? Tamam. Tamam. Evet, markalardan bahsedildiği için sesleri veremiyoruz. Evet, hangi isimle devam edelim? Pınar Deniz'le mi? Kim? Serenay Sarıkaya geldi. Serenay Sarıkaya. O gece verdiği röportajda diyor ki beni böyle çok renkli kıyafetler içinde göremezsiniz. Doğru, genelde davetlere siyah, beyaz hep öyle tercihlerde bulunur. Ama bu kez pembeler içinde bir Serenay Sarıkaya görüyoruz. Evet, bu bir sezon rengi zaten, çok popüler bir renk ve Serenay'ın üzerindeki hem mücevherler hem de tasarımı çok ünlü bir moda evine ait. Yani bir mücevher, bir moda evi vesaire. Serenay yani zaten güzelliği tartışacak bir insan değil. Evet. Çok farklı bir stili var. Aynen. İlk önce yakari saçlarını biraz yadırgamıştım ama gerçekten bu zamanın modasına uygun. Tabii o ne giyse yani daha böyle bir elegan bir şey giyse de beğenirdik. Ama bir şey söyleyeceğim. Şu fotoğraflara baktığın zaman gerçekten çok güzel. Taşıyor yani. Taşıyor. Görüntüye gel. Görüntüye gel. Bu Loğusa sabahlığı değil mi Allah aşkına? Şu yandan Tanem'le röportaj yaparken bir gösterebiliyor muyuz? Eda'cığım, Eda'cığım verdi fikri. Doğru. Şurada bir bakar mısın Loğusa sabahlığı diye? Ya Serenay fotoğraf vermeyi çok iyi biliyor. Bu Rihanna bunları bizim başımıza musallat etti. Biz bu tarzıyla evet mahvetti bizi. Biz bu cins şeyleri göreceğiz. Yani Serenay da Loğusa ise bilmiyorum ama yani... ama fotoğraflarda vesaire çok fotoğraflarda iyi. Çok güzel. Dünyaca ünlü moda evinin kreatif ekibi, Türkiye temsilcileri yıkıldı şu anda. Ama burada çok aman güzel demişler. Gidiyor ya. Baktığı zaman durum değişiyor. Loğusa evet. Sabahlığı gibi duruyor. Fotoğraf başka çok, gerçekten. Çok video başka. Şimdi bunu bir şey söyleyeceğim bunu sana. Bunu da Serenay taşır. Evet. Kaç kişi taşır Türkiye'de ya da hani yurt dışında belki o Hollywood yıldızları, pop ikonları taşıyabilir de. Yok. Kaç kişi taşır bunu? Serenay, bir şey söyleyeceğim. Farkı yok bence onlardan. Aslı bir şey söyleyeceğim. Tabii. O yüzden biraz önce söyledim. Serenay taşıyor. Gülşen o kıyafeti giyip fotoğrafları kendi servis etseydi
belki bu kadar çok şey olmayacaktı. Ha, ama çünkü yok. Fotoğraflarla oynanıyor bir şekilde. Tabii. Açılar güzel doğru. oluyor falan. Ben yine yüzüne takardım. Ha, yine yüzüne takardın ama yine belki oynarlardı bu kadar takmazdı. Ben tüyüne de takardım, o bastırmasına da takardım. Yok yüzü yani böyle çok kötü yonik. Gösteriyor vücudunu evet, ya. Evet biz Gülşen'e taktık ama sadece biz değil. Takipçilerimiz de aynı şekilde dün sorduk kim şık kim rüküş herkes mi yazar Gülşen hariç hepsi şık. Yani artık bana ne giysem olur mu dedi ne dedi bilmiyorum. Bence karıştırmıyordu artık peki kim var başka sırada güzellerimiz var birbirinden hoş hanımlar var kime geldik Aslı Bekiroğlu. Şimdi ben artık bu ünlü bir yine tasarımcının şey olduğu bu farklı bir yansıması bu tüllü işlerden biraz sıkılmaya başladım. Okey. Hep yani, bunun tarzı öyle zaten. Evet tamam yani 2 yıldır 3 yıldır bu geliyor artık biraz evet. Sıktım bana öyle geldi. Olabilir herhangi bir mezuniyet elbisesi olarak da değerlendirilebilir doğru, bu. Doğru mezuniyet elbiselerine benziyor. Özellikle ortasındaki o yıldızı nedir yani o iyice şey olmuş. Hani yıldız bu, ve boynundaki filan küpeler her yerden, şeyi ayrı telden çalıyor gibi sanki. Yani bana da öyle bir bütünlüğü varmış gibi gelmedi. Saçı da çok özensiz geldi. Makyajını da beğenmedim. O saç her neyse bu aralar moda şuradan böyle yapıştırıyorlar. Bununla böyle yakışmış. De. Bazılarına da hiç yakışmıyor. Bazılarına hiç yakışmıyor evet. Evet. Yani daha farklı olabilirdi yani aslında. Yani yine kötü. Aa işte bunu çok beğendim ben. Pınar Deniz. Valla. Evet. Favorim Pınar Deniz mi diyorsun? Biraz Pınar, öyle. Bu kadar isimden. Evet. Evet. Yani Pınar Özgür çok güzel bir iş yapmış burada. Daha sanat eseri gibi. Yani. Çok yani hoşuma gitti. Bir de bunun farklı fotoğrafları vardı o kristaller içerisinde filan. Hani illa trend midir mesele değil. Ama bu zamansız bir şıklığı temsil eden bir şey. Yakından bir şey. Şöyle o gecede önümüzden geçse eminim daha çok beğeneceğimiz tabii. bir şey. Çünkü fotoğrafta ve videolarda biraz anlamını yitiriyor ama Pınar Deniz de şahane olduğu için... Burada ciddi işçilik de var yani. Evet, gerçekten evet. Yani çok uğraşılmış bir kostüm. Çok iyi taşımış. Saçındaki sadelik aynı zamanda çok iyi paslaşıyor. Makyajındaki o natürel görüntü. Evet renkli bir şeyler giyilmesi belki gece temasıydı ama bu her zaman her yerde her türlü kırmızı alıda iş yapacak parça olduğunu evet düşünüyorum. Kesinlikle. Bir tane heykel var ya ona benzetti bizim Eda onu. Beyoğlu'ndaki heykeli. Evet, onu da getir 60 bile zaten. Evet. Akdeniz. Evet, evet ünlü bir heykel tıraşımıza ait. Evet. Dilan Çiçek Deniz'i nasıl buldun? Onu da böyle Şer'in 70'li yıllardaki stiline evet, gönderme evet, yapan doğru. dokunu çok beğendim. Sanırım şansım yapmış. Dilan'ın tarzını ve yüzünü de çok beğeniyorum. Dilan çok güzel hazır. Taşıyor. Çok. Yani Dilan'da ve Pınar Deniz'de gün geçtikçe gelişen adım 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 öne giden bir şey var. Makyajlarından saçlarına, tarzlarına kadar. Başlangıç noktalarındaki gibi değiller hiç. Ve geriye düşmüyorlar. Ve çok oturttular yani eğrelti durmuyor. Bazı insanlar çok çok evet, iyi tasarımcılar yani. Çalışsa bile bu mudur falan diyoruz. Bu kızlar öyle değil. Bilinçli bir stil tercihleri var. Bu da tam böyle bir Şer esintisiyle zaten buralar çok revaçta. Muhtelif koleksiyonlarda da böyle uzun saçlar, bu tarz dekolteler görüyoruz ama sırf yani mesela oryantal havası estirmiyor bunda. Evet, evet. Bu batılılık yani şey nasıl ifade edeceğimi bilemedim evet. ama bir sofistikasyon var burada. Evet. Yani çok ufak bir dokunuşla garip bir yere gidebilirdi bu elbise. Kesinlikle. Peki en zor, başkası gitti. En zor soruya geliyoruz. Bitti mi geceden ismi? Haber Rakçısı'nın Ataç var. Merak da biraz bir şey. Kolaya kaçmış okay. sanki. Evet. Bu Kahkül neden? Neyse seviyorum. Bu kahküllere pişmanlıktır. Kahkül pişmanlıktır. Ferhat Tüzün Ataç başlattı peki sana zaten. Zor soruyu soralım. El gecesinin en şıkı ve en rüküşü kim? Ya en rüküş zaten bence belli. Bayağıdır konuştuk ne yazık ki böyle söylemek istemezdim. Ama Gülşen'i hiç beğenmedim. Hı hı. Onun dışında Pınar'la işte düşünüyorum başka. Ay Eda Ece de kusura bakmasın. Aman aman. Aa evet onları da unuttum. Yani Eda Ece'yi de kusura bakmasın. Ya ben oylamada bu elbise çok beğenilmiş. Sizin yaptığınız oylamaya sabah yeniden tekrar. Eda Ece fanları çok. Ha, anladım. Çünkü ben işçiliğini falan hiç beğenmedim. Ben de beğenmedim yani bu olmuyor. Rengini de pek yani okey parlak bir şey olabilir. Belki yakından daha iyidir. Çünkü bu kırmızı halıda aynı tasarımcının çok güzel kostümleri var. Bu burasının yani bir incecik bir kız olarak da, bir garip gösterdiğini düşünüyorum. Saçı da öylesine hani hareketli fön çekelim gelelim. Ama çok beğenmişler. Ben de onu çözemedim. Hayranları çok fazla olduğu için. Atlantik Özge yani. Ulusoy zarif duruyor. Evet, beyaz güzeldi. Evet. Dökümlü kıyafetiyle. Özge çok güzel taşımış.